Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyicilerimiz, bir altın kuşak programından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Malumunuz altın kuşak programında Allah-u Teala'ya vasıl olma yollarından bahsedecektik. İnşallah bugün de onlardan kısım kısım burada beraber dertleşiriz. Hepimizin, herkesin, tüm insanlığın Allah-u Teala'ya ihtiyacı var. Herkes Allah-u Teala'ya muhtaç. Allah-u Teala kimseye muhtaç değildir. Lakin biz insanoğlu, herkes Allah'a karşı ihtiyacımız var. Bu benim için de geçerli. Benim de Allah'a ihtiyacım var. Ne zaman ki Allah'tan uzak kalırsak, ne zaman ki Allah'ın zikrinden, Allah-u Teala'nın ibadetlerinden uzak kalırsak, dikkat edin, hemen böyle darlanırız, sıkılırız, moralimiz bozuk olur, vücudun kaldırmaz, vesveselenirsin, evhamlanırsın. Neden? Çünkü seni yaratan Rabbini unutuyorsun. Aslında tüm azaların onun farkında. Ama sen onu yönlendirirken eğer aklına gelmezse, o zaman işte Allah-u Teala'yı düşünmemiş olursun. Evet, sizlerle şimdi beraber, hep beraberce bu konuyu dertleşelim. Bizim gayemiz nedir? Dünya hayatında gelmişiz, bir ömür verilmiş bize, o ömrü beraber yaşıyoruz. Herkesin kendine ait bir imtihanı var, herkesin kendine ait bir hayat hikayesi var. Bu hayat hikayesinde sen Allah ile ne kadar berabersin? Şimdi Eyüp Aleyhisselam bir peygamberdi, doğru mu? Doğru. Eyüp Aleyhisselam gerçekten de büyük imtihanlara maruz kaldı. Ama bedeni hastalıklar, ama makam olarak, ama para olarak ciddi bütün imtihanları yaşadı desek yaşamıştır. Ama Eyüp Aleyhisselam kalbinden hiçbir zaman Allah-u Teala'yı uzaklaştırmadı. En sonunda Allah-u Teala onun için ne buyurdu? Estağfirullah, ni'mel abd, innehu evvab. Ni'mel abd, Eyüp ne kadar güzel kuldur dedi. Muhakkak ki onlar Allah'a döndürücülerdir. Evet, o peygamberin yaşadığı şimdi bizim hayatımızda da var. Şimdi bizim hikayelerimiz farklı olabilir. Bakın şimdi bir hani teşbih yapacağız. Herkes kendi hayatını alsın. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık peygamberlik hayatı var. Diğer peygamberlerin hayatları var. Ve bizim kendi hayatımız var. Bir hayat ile, bir imtihan ile karşılaştığın zaman muhakkak ki o imtihanın benzeri, yakını illa bir peygamber, illa bir Allah'ın dostu onu yaşamıştır. Mesela evladı ölen bir insanı düşün. Bugün hadis-i şeriflerde okuyordum. Sabah Riyazu Salihin hadis-i şerif kitabında. Tavsiye ederim. Riyazu Salihin, salihlerin bahçesi adı anlamına geliyor. Riyazu Salihin. Direkt açtım, orası çıktı. Diyordu ki bir insanın evladını Azrail Aleyhisselam aldığı zaman Azrail Aleyhisselam Allah-u Teala sürer, der ki kulumun meyvesini mi aldın, kalbinin meyvesini mi aldın? Evet ya Rabbi. O peki buna nasıl karşıladı deyince, o dedi ki bu bana Allah'tandır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Ona deyin ki dedi, onun için cennette hamd köşkü vardır. Elhamdülillah dedi, o Allah'tandır bana dedi. Tabii ki gözyaşı döker, tabii ki ağlar. Ama dedi ki bu bana Allah'tandır, Allah'tan gelen bir imtihandır. Elhamdülillah dedi. Elhamdülillah ala külli hal. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dedi. İşte dedi, ona dedi cennette hamd köşkü yapın dedi. Evet, burada insan, yani evlattan anlattım. Neden? Çünkü evlat imtihanı ağır bir imtihandır. Evladını kaybettiği zaman, aslında kaybetme diye bir şey yok. Sadece ahirete irtihal var. Ahirete göçünce hepsiyle karşılaşacaksın inşallah, iman sahibiysek. Hepsinin etrafına toplanabileceksin. Toplayacaksın. O hamd köşkünde beraber olacaksın. Ya. Ve erken yaşta vefat eden çocukları İsmail Aleyhisselam'ın yanına giderler. İbrahim Aleyhisselam'ın sohbetine katılırlar. Ve onlar İbrahim Aleyhisselam sohbetler anlatarak, annesiyle babasıyla alakalı güzellikler anlatarak oradaki o çocukların üzülmesini engellerler. Evet. Biraz hastalık da var. Kusura bakmayın. Herhalde biraz enfeksiyon biraz yaygın. Olur. Dünya hali, kış şartları başlayınca ülkemizde böyle şeyler olabiliyor mu? Evet, olabiliyor. Dediğim gibi bir insan, diyelim ki evladı vefat etti, hemen bir peygamberde örneğini arayacak, hemen örneğini bulacak.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 6 tane çocuğu vefat etmişti. Hem de erkek çocuğu da vefat etti, kız çocuğu da vefat etti. Hem bebek yaşta vefat etti, hem büyük yaşta vefat etti. Ve onun nesli kız tarafından geldi. İşte hemen sen kendini al. Erkek dersin ki işte Resulullah Efendimiz de yaşamasaydı, derdin ki işte peygamber bütün her şeyi yaşamış ki ümmetini anlasın diyerekten. Ümmeti de buralardan ders çıkarsın diyerekten. Savaşsa savaş yapmış, aç kalmaksa aç kalmış, en samimi dostu onu bırakmışsa bırakmış, ama hiç ummadık kişiler onun yanına gelmiş mi gelmiş, ama Allah-u Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bırakmamış. Hiçbir zaman. İşte bizim de şu dünya hayatındaki maksadımız, amacımız bu. İnsan bakıyorsun, sizlere tenzih ediyorum, yapmazsınız inşallah ama diyelim ki özellikle kadınlar biraz zayıflardır bazı konularda, dini konularda. Kocasının onu desteklemesi gerekiyor. Mesela 5 aylık, 6 aylık karnındayken bebeği, sabisi vefat ediyor, düşük yapıyor. Bir anda kadın isyana gider, haşa, Allah korusun. O kadını teselli edeceksin. Peygamberimiz Hatice annemizi teselli etmiş. Demiş ki ey Hatice, mahzun olma. Onlar seni cennette bekleyecekler. Ey Hatice'm, dilersen onların seslerini sana duyurayım deyince ya Resulallah istemem demiş. İşte o kadın, nasıl ki peygamberin 6 tane çocuğu vefat etti hocam, o peygamber babaydı. Anne merhameti dersen Hatice annemiz de bir anneydi. 6 çocuğu vefat etti ve bana mısın demedi. Bir kere daha isyan etmedi. Ya şöyle düşünebilirdi ya, biz hani hangi yoldayız ya? Hani nasıl bir yoldayız ki? Acaba yanlış bir yolda mıyız haşa? Acaba peygamber değil mi bize böyle imtihanlar giriyor? Herkes ona saldırdı. Dedi ki işte bak dedi, eğer peygamber gerçekten hak peygamber olsaydı onun çocukları ölmez dedi. Allah'ın dilemesiyle o çocuklar yaşar dediler. Ama o malıysa malı, canıysa canı, çocuklarıysa çocukları, her şeyi, güzellikse güzelliğini, her şeyini teslim etti. Aynı bizim kadınlarımız gibi. Yeter ki sen peygamberi ahlak taşı. Evet, bir baba olarak peygamberi düşüneceksin. Bütün peygamberleri düşüneceksin. İşte buralarda hemen benzerini arayacaksın. Mesela biz Efendimiz'den de gördüğümüz bir hadise yaşanır. Bak bakalım sen... Mesela bazen bize soruyorlar. Ne soruyorlar? İşte hocam faizli bir kurumda çalışıyorum. Veyahut da kumarlı bir durumda çalışıyorum. Veyahut da barda, pavyonda çalışıyorum. Tekel bayisinde çalışıyorum. Vesaire vesaire, bunları çoğaltabilirsiniz. Veyahut da fabrikadaki yerde işte çok ciddi hırsızlık var gibi, neyse soruluyor. İşte borsada şuna girdim, buna girdim vesaire. Burada insan bakacak bakalım. Hakikaten de hemen sahabesini alacak. Peygamberimizi düşünecek. O peygamber ve ashabı malı varken, mülkü varken, evi varken, saltanatı varken Mekke'den Medine'ye hicret etti. Her şeyini bıraktı geride. Her şeyini geride bıraktı. İşte aynı sen, işini bırakabilecek kadar imanın var mı? İşte burada hemen kendini bir hemen kıyasla. Ben aynı zamanda esam geçebilir miydim? Sen daha şu anda içkili bir ortamdan ayrılamıyorsun ya, rızkım diyerekten. Ha burada fıkıh kitapları, hocalar ne derler, alemler derler ki hemen bir arayışa gir Allah tarafından. O işi bular bulmaz ondan sonra çık derler. Hani kendi çocuklarını da mahcup etmemek için, mağdur etmemek için derler, ama görüyorsun iman hiçbir zaman, değil mi, batılla bir arada durmaz. Helal para haram parayla karışmaz, karışamaz. Bu sebeple hemen hicret edeceksin ve oradan kendine bir yol çizeceksin. İşte bizim dünya hayatındaki en önemli özelliğimiz, şu dünya hayatında sıkıntılar da olsa, güzellikler de olsa, her şeyi Allah'tan bilip Allah'a karşı giden yollara karşı ne yapmamız, yol almamız gerekiyor. Bir adam şimdi yoklukken, insan yokken Allah'a daha kolay bulabilir. Yani yoktur, iyice yoktur, Allah'a dua eder, Allah'ım ne olur gönder der. Ama insan varlık anında Allah'ı unutuyor. Sizleri tenzih ediyorum ama İnsanoğlu varlık anında der ki ben bunu kendim yaptım, ben çalıştım, ben akıl ettim, şöyle yaptım, öyle yaptım. Kendi atasını babasını bile saymıyor, abisini bile saymıyor, ortak yapmışlardır. O bir şey yapmadı ki, hepsi ben yaptım der, nankörlük başlar. Aslında işte en büyük nankörlük. İnsanoğlu o yüzden en önemlisi varlık zamanında Rabbini hatırlayacak ki diyecek ki Allah'ım burada senin hakkın var ve sen 1/4 emretmişsin bana, ben 1/5 de vermeye razıyım. Çünkü bu mal senin, maliki mülük. Şimdi Düzce'de zamanında 99 yılında deprem oluyor. Depremde birisinin evi
yıkılınca diyorlar ki amca ev senin miydi? Benim olduğunu zannediyordum demiş. Evet, hiçbir şey bizim değil. Her şeyi Allah-u Teala'nın bize neyi mi? Şu dünya hayatında bir hediyesi, bir ikramı veyahut da bir imtihanı. Önemli olan en zor şartlar altında ve en güzel zamanlarda Rabbini kulun bilmesi lazım. İnsan Allah-u Teala'yı bilmesi lazım. İnsan her an imtihanda, yemek yerken dahi Rabbini bilmesi lazım. Bu nimet bana Allah'ın ikramıdır demesi lazım. İşte ben son model otellerde kalıyorum, deniz kenarlarında yemek yiyorum. O denizi sana görsel ziyafet sunan Allah, o denizi örtü gibi bekleten Allah, o tatlı rüzgarı sana estiren Allah, o lezzeti veren Allah, o nimetleri senin yanına getiren Allah, o beyinle sen değil mi, o çalışmışsın, kazanmışsın, onu sana veren Allah, işte ne olursa olsun varlıkta da yoklukta da Hazreti Allah Celle Celaluhu'nu bilmen lazım. İşte bizim en büyük tarikat-ı âliyemizdeki en büyük düsturumuz budur. Bir insan Allah-u Teala'ya vasıl olmak istiyorsa, Allah-u Teala'ya kavuşmak istiyorsa edepli olacak. Edep. Yani her halde, her zamanda, her makam mekanda Rabbini bilecek. Edep budur. Edep. Şimdi düşünün, affınıza sığınarak teşbih tahta olmaz. Diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın yanındasınız. Ne olursa olsun. Cumhurbaşkanı'nın yanında değil mi? Bir edebi riayet ediyorsunuz değil mi? Onun yanında işte girişler vardır, çıkışlar vardır, saati vardır, dikkat edersin. Onun yanında öksürürken bile dikkat edersin. Aman dersin, ayakkabım parlak olsun, şu olsun vesaire. Bir nevi, hocam ben yapmam derseniz, canınız sağ olsun, ben genelleme babında söylüyorum. Dediğim gibi bir Cumhurbaşkanı derken bile bir edep vardır. Evet, belediye başkanı bir değil mi? İnsan da bir çekiniyor böyle. Belediye başkanı yanına gidiyorum, bir valinin yanına gidiyorum, bir milletvekilinin, bir hakimin yanına gidiyorum diye. İşte bu edeptir. İnsana gösterilmesi gerekiyor mu? Evet, gösterilmesi gerekiyor. Annene babana da gösterilmesi gerekiyor. Kardeşine abine de gösterilmesi gerekiyor. İnsan patronun yanına giderken bile edepli gidiyor. Elini cebine sokmuyor mesela. Tatlı konuşuyor, dikkatli konuşuyor. Bu edep midir? Edeptir. Tam doğru. Ama işte bir de Allah'a karşı edeplerimiz de var. İnsanoğlu her halde, her mekanda, her zamanda Allah'a karşı edepli olacak. Yani her şeyin Allah'tan olduğunu bilecek. Şimdi insanlar, özellikle ateistler, Allah hidayet nasip eylesin. İnşallah, öyle ki adam diyor ki ben ateistim diyor, bakıyorsun canlı yayınlarda. Deprem oluyor, Bismillahirrahmanirrahim diyor. Ya sen ne kadar da ben yok desen de Allah yok olacak mı ya senin yok demenle haşa? Sen ne kadar desen ki işte bunlar tesadüftür, senin tesadüfün tesadüf mü olacak ya? Olmayacak. İnsan sadece kendini kandırıyor, nefsi onu almış kandırıyor. Allah muhafaza eylesin. Öyle olacağız ki biz, öyle halde olacağız ki, öyle halde olacağız ki, savaş anında dahi, savaş anında dahi, kılıçlar parıldarken dahi Allah'ı unutmaya müsaade yok. Edep budur. Edep her halde Allah ile beraber olmaktır. Çocuğunu okula götürürken Allah ile beraber olmaktır. Bakacaksın ya ben bu çocuğun bu okula veriyorsam, bu çocuğun eğer ahlakı bozulacaksa veremezsin onu. Veremezsin. Git başka okullara, git başka müdürlere, git başka arkadaşlara ama bile bile çocuğunu oraya gönderemezsin. Hocam işte devlet şöyle böyle her şeyi yol buluyorsun, çocuğun içinde imkanlar bulacaksın. Gerekirse dışarıdan okutacaksın. Şu anda dediğim gibi her anımızda, her halimizde edebe riayet edeceğiz. Bakacaksın ki ben bu ticareti yaparsam, elimin altındakilere zarar ettiririm. Veyahut da karşı tarafı ziyana sokarım, o zaman yapmayacaksın. Edep bu değildir. Edep, hakkıyla her şeyi yerli yerinde yapmaktır. İşte Allah-u Teala bizden edep bekliyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Eddebeni Rabbi. Rabbim beni edeplendirdi buyuruyor. Fe ahsene te'dibi. Edebini ne kadar güzel yaptı diyor. Evet. Direkt peygamber edebi Allah'tan öğreniyor. O halifesi Ebubekir Sıddık radıyallahu anh öğretiyor. Orada onun ashablarına. Oradan bize kadar geliyor peygamber edebi. Ama ve lakin sen o edebi yapabiliyor musun? Yani namazda edepli duyabiliyor musun? Yani namazda bile edebi var. Namazın edebi vardı. Namazın edebi nedir? Düşünün. Hep beraber düşünüyoruz şimdi. Teyzelerim, amcalarım, kardeşlerim. Bir namazın edebi nedir? Namazın edebi, namaza durduğun anda
Daha tabii namazı durmadan önce abdestini güzel almandır. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Elbiselerin temiz olmasıdır. Necaset olmamasıdır. Ve Allah'ın huzuruna dururken de Allah-u Teala'yı görürcesine ibadet etmendir. Kabe'yi karşısına alırcasına. Yoksa insan namaz kılar, namazını bitirir, tesbihatını yapar, Allah aklına gelmez. Bu doğru değildir. Bu edep değildir. Edep, namazdayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişercesine namaz kılarmış. Şimdi bir insan ayakları şişercesine namaz kılabilir mi? Kılamaz bir insan. Ama öyle bir kendinden geçiyorlar ki ne kadar güzel geçmişler. İşte o namaz onlara yük olmuyor. Şimdi çok önemli bir sure. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Artık Allah'ın zikrinden kalpleri kas katı kesilmiş olanların vay hallerine. Allah diyor ki Allah'ı zikirden insanların kalpleri kas katı oluyor. Ya insan hem Allah'ı zikreder hem de insanın kalbi, Allah korusun. Hem Allah değil mi? Önemlidir. Hem Allah-u Teala zikreder hem de kas katı kalbi olur mu? Evet olur. Nasıl? İşte sen Allah Allah dersin ama kalbin başka yerdedir. Sen namaz kılarsın ama bedenin başka yerdedir. O ödemeleri düşünürsün vesaire. İnsan edebe riayet edecek. Ancak edeple beraber Allah-u Teala'ya ne yapabilir? Ulaşabilir. Mevlana Hazretleri ne der? Arapçasıyla beraber okuyalım. اَذْخُدَا تُعِبَ تَوْف۪يكَ اَدَبْ bi edeb mahrum keşt az lütfi Rab. Mevla Teala'dan edebe muvaffakiyet istiyoruz. Zira edebi olmayan Rabbinin lütfundan mahrum kalır. Evet. Edebi olmayan Rabbinin lütfundan mahrum kalır. Her halimizde Rabbimizlere edep ikram etsin. Edep ihsan etsin. Oruç tutmaktaki maksat ne? Aç kalmak değildir. Oruçtan maksat her zerrenin, her yiyeceğin Allah'tan geldiğini bilmek ve Allah dilediği zaman bu malları sana yasaklayacağını bilmek ve Allah-u Teala şükretmektir. Ama adam şu anda rejim için diye ne yapıyor? Oruç tutuyor. Allah korusun. Sizleri tabii tenzih ediyoruz. Evet. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisette şöyle buyuruyor. Mellem tenhehu salatuhu anil fahşai vel münker lem yezded biha minallahi illa bu'da. Kim bir namaz kılar da o namaz kendisini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymazsa o namaz da Allah'tan uzaklaşmaktan başka bir şey arttırmamıştır. Evet, şimdi insan bakıyorsun namazı ne kılıyor ama fuhşiyattan, hayasızlıktan uzaklaşmıyor. Bizzat ne oluyor? Allah'a karşı ne yapıyor? Daha da hayasızlaşıyor. İşte bu adamın kıldığı namaz da namaz değildir. Tutmuş olduğu oruç da oruç değildir. Her halimizde bizden edep isteniyor. Evet, kıymetli FMT izleyicilerimiz, bir altın kuşak programının yine sonuna geldik. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.